sanayi esnafımızdan gümrükte tamire gelen araçlar için yoğun şikayetler aldım. Konuyu Sayın Valimizle istişare ettim. O da gümrük müdürlüğüyle görüşüp soruna ortak bir çözüm üretmemiz talimatını verdi. Gümrük baş müdürümüzü aradım. İzinde kendisi pazartesi günü göreve başlayacağım dedi. Pazartesi günü sanayiden de Demirciler Odası Başkanı'nı bir iki yetkili arkadaşı alıp gümrük baş müdürlüğüne görüşüp bu konuya bir çözüm üretmek için gerekli girişimlerde bulunacağız inşallah. Yani bu konu 10-15 gündür gündemimde. Pazartesi günü sonuçlandırmayı ümit ediyorum. Adam motorunun üst kapağını sökmüş, tamire getiriyor. Burada 3-5 bin lira yaptıracağı bir işi Yunanistan'da 2-3 katı fiyata, hem de Dede Ağaç'a gitmesi lazım. 120 kilometre yol oradan buraya geliyor, 5 kilometre. Esnafımız para kazanacak. Köftecimiz, ciğercimiz para kazanacak. Çorbacımız para kazanacak. Esnaf da para kazanacak. Adam da mutlu mesut. Burada arızasını giderip köyüne gidecek. Derdimiz bundan ibaret. Yoksa bizim illegal bir işle gümrük kanunlarına muhalefet edecek herhangi bir eylemin içinde olmamız mümkün değil zaten. Biz esnafımıza daha fazla katma değer nasıl sağlarız, gelir nasıl sağlarız, bunun derdindeyiz. Burada bir kolaylık sağlarsak sanayi sitesindeki, Edirne'deki esnaf sanatkarımızın işlerinde önemli artışlar olur. Çünkü oradan yoğun bir talep var. Burada tamire, otoelektrikçilere, kaportacılara, rektifiyecilere, motorculara, pompacılara, hepsine ekmek çıkacak burada.